Evrim abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk Rüveç'im. Biraz zorlu bir süreç oldu bizim için. Evet ya, ilk defa cumartesi çekiyoruz değil mi yayına? Cumartesi saat kaç abi? 8, 20. 20.00'da şu aynen. Yayına başladık. Yarın sabah da yayında olacak. Saat 7'de. Cener Bey telefonumuzun sesini kısabilir miyiz? Abi, benden geldi bu defa. Sevgili yönetmen pardon. Ben de güzel Cener'e sallamıştım. Seni karıştırsana onu araya. Nasılsın Evrim abi? İlk önce onu sormak istiyorum. Vallahi iyiyim. Yorgunum. Her an her yerden değişik bilgiler geliyor falan ama az çok netleşiyor bazı şeyler. Biraz kafamız karıştı sadece. Onun dışında bir sıkıntı biz yok. Biz bu süreçte çok yorulduk evet. Ekip olarak. Bir aday çıkartıp başkan adayı mı yapsaydık acaba? Bu kadar çalışacağımızı bilseydim aramızdan birini çıkaralım derdim hakikaten. Gerçekten. Bir iki meclisiyle alırdık belki. Belki. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Ben hazırım Mürüvvet. Evet. İlk olarak genel bir sorum olacak. Kesinleşen partiler tarafından açıklanan adaylardan genel bir senden yorum istiyorum. Olur. İsmail Yetişkin'le başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi evet. Adayına. İsmail Yetişkin şu an şu aşamada aday diyebilirim. Görüşmelerini yaptı. Meclis listelerini belirliyor. Herhangi bir iç karışıklık yok. Belediyenin açılışları yapılıyor. Bir taraftan da siyasi hazırlıkları yapılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla en hazır aday İsmail Yetişkin. Ve hani kendi mahallesinde de herhangi bir sorun, sıkıntı açıkçası görülmüyor. Kimlerle yola devam edeceğine karar vermiş şekilde ilerliyor. Hatta buradaki işleri yoluna koyup belediyenin işleri için Ankara'ya gidip geliyor. Böyle bir süreç yaşıyor İsmail Yetişkin. AK Parti adayı Ahmet Aydın da 50 kişilik 25 asil 25 yedek meclis üyesi listesiyle ilgili güvenlik soruşturmasından geçecek şekilde hazırlığını tamamladı. Bunu biliyorum. Onlar da bir şekilde artık seçim propagandalarının başlayacağı günlere yavaş yavaş sosyal medyadan paylaşımlarla başladı. İYİ Parti ayrı bir hikaye var onda. Onu ayrı anlatmak onunla lazım. Onunla ilgili bir sorun olacak zaten. Belli olduğunu aynen. Dediğin için. Yeniden Refah Partisi Taner Vural. Söylemiştim tanımadığımı hakkında bir fikrim yok. Deva Emin Yüce onun ilk çıkan aday olduğunu da söylemiştik. Onun da normal çalışmaları devam ediyor. Saadet eski adayını çıkardı. Saadet Partisi eski adayını çıkardı. Zafer Partisi ilçe başkanı İnci Paksoy'u yaptı. Geçen programda bahsetmiştik. Gazeteciler Derneği'ni bir ziyarette bulundular. Orada adayların yani meclis üyesi adaylarıyla da tanışma fırsatı bulduk. Onlar böyle değişik bir kitle. Onlar da gümbür gümbür geliyorlar. Onu fark ediyorum. Çünkü farklı bir şeyleri var onların. Seçmen portföyleri ve aday portföyleri var. Demokrat Partisi Berkant İncekara aday ama çok açıkçası bu süreçte ortada görünmüyor. Gelecek Partisi Halil Budak'la yoluna devam ediyor. Biliyorsun bir ara Saadet'le Gelecek ortak aday çıkaracaktı. Şimdi ikisi de ayrı adayla çıkarıyor. Tip de Sevay Aker diye bir hanımefendi çıkardı. Üçüncü kadın aday oldu. Kendisiyle ilgili çok fazla bir bilgim fikrim yok. Bu süreçte olursa söyleriz onunla da ilgili. Genel durum bu. Yani hazırlıklar yapıldı. Artık 20 Şubat itibariyle listeler verilecek. Bunların bir kesinleşme süresi var. Ondan sonra da sosyal medya, yayınlar, ardından mitingler falan bu iş başlayacak. Yani son 42 güne girdik. Son 40 gün hareketli geçecek. Çok net belli. Ve bizim de ilçemizde kesinleşmiş şu an 10 aday var. 11-12 olma şansı da var. Bak kesinleşmiş 10 aday var. Birkaç gün içinde 11 ve 12 de olabilir. Geçen seçimlerle adayı kıyasladığımızda aday sayısı... Geçen seçimlerde 3 bir de bağımsız 4 aday vardı. Wow. Arada 3 kat fark var. Evet. Neredeyse beklediğimiz aynen. Yani. Hazır sen de İYİ Parti'den bahsetmişken de ben sorumu sorayım. Çünkü kesinleşmişleri sordum ben sana. İYİ Parti'de Hamit Nişancı'nın ismi geçiyordu. Bugün il ve ilçelerde de bir basın açıklaması gerçekleşecekti ama iptal oldu. Bunun nedeni nedir acaba? Musavat Dervişoğlu bugün açıklama yapacaktı ve Hamit Nişancı'yı açıklayacaktı. Kürşat Cebeci de genel yönetim kuruluyla bir görüşmesinden sonra bu son gelişmelerle ilgili bir değerlendirme açıklaması yapacak. Hamit Nişancı'nın aday olacağı Kürşat Cebeci'ye Perşembe günü saat 3'te bildiriliyor. Yani orada İYİ Parti'nin bu süreci çok iyi yönetmediği, genel merkezin ya da ilin bu süreci çok iyi yönetmediği aşikar ortada.
problemler çözülsün diye bir bence es verdiler. Genel merkez ya da il bu süreci yönetenler bence hatalı bir süreç yönettiklerini fark ettiler. Ne yapabiliriz'e bakıyorlar bence. Çünkü karşılıklı açıklamalar veya tezat açıklamaların zarar verebileceğini düşünüyorlar. Hamit Dişancı özelinde Hamit Dişancı artık yola çıktı ve ben hani onu tanıdığımı düşünüyorum. Bu saatten sonra şey yapmaz, dönmez. Yani İyi Parti'de bir sıkıntı olsa dahi, tabii bu benim fikrim. İyi Parti'de bir sıkıntı olsa bile başka bir partiden de olsa yine yoluna devam eder. Ve zaten 3 günlük de bir süreci var. Bu 3 gün içinde birçok hazırlığını da bence yapmıştır. İyi Parti tarafında da 7 yıl, 8 yıl partiye hizmet etmiş insanlar var. Onların tabii ki kimilerinde tepki var, kimilerinde olumlu bakış açısı var, kimilerinde olumsuz bakış açısı var. Tahmin ediyorum bugün ya da en geç yarın, yani bizim programımız yayınlandıktan sonra da olabilir, İyi Parti'de ne olacağı bence şekillenmiş olur. Yani bu hafta sonu İyi Parti için yoğun geçer. Ama hani kesinleşmiş 10 aday var dedim ya, 11-12 olabilir dedim. 11. aday Hamit Dişancı olur. Kesinlikle. İyi Parti'den olmaz, belki başka partiden olur. Tabi bu, tekrar söylüyorum, bu benim fikrim, böyle bir duyumum yok. Hani İyi Parti'de şu an açıklanacağını beklediğimiz bir aday. Ama İyi Parti kendi içindeki problemleri çözemezse Hamit Dişancı arkadaşlarıyla beraber belki başka partide de siyaset yapabilir. Seçime girebilir. Bu böyle bir karışıklık var yani kısacası İyi Parti'de. Sonda 24 saat, son bu 24 saat içinde ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli olur. Başkan adaylarından bahsettik ama biraz da belediye meclis üyeleri var. Çok önemli. Asıl bence önemli olan kısım da bu. Hı hı. Şimdi belediye meclis üyesi seçimlerinin öneminin iyi veya kötü sonuçları nasıl doğurduğunu biz gördük. Canlı. Yaşayarak öğrendik. Yaşayarak. Partiler belediye meclis üyelerini seçerken neye dikkat etmeli? Vallahi birçok şeye dikkat etmeli. Evet. Hani sadece şuna dikkat etmeli diyemem açıkçası. Şöyle anlatayım. 5 yıl önce bir hanımefendi belediye başkanlığına aday oldu. Sonra karşısında Hamit Dişancı'yı rakip olarak görünce kazanamama ihtimaliyle rahatsızlandım diyerek adaylıktan çekildi. Ve İsmail Yetişkin, zaten hali hazırda hakkı olduğu düşünülen kişiydi, İsmail Yetişkin aday oldu. Bu hanımefendi belediye başkanı olabilecek sağlığı yoktu ama belediye başkan yardımcısı olabilecek sağlığı buldu kendinde. Belediye başkan yardımcısı oldu. Ondan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi'nin arasındaki ilişkileri yürütecek. Onların koordinasyonunu sağlanacak dendi. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi'nin arasındaki ilişkinin bozulmasına sebep de yine bu hanımefendi ve bunun gibi insanlar. Çünkü ihtiyaçlar yerine dedikodu mekanizmasını çalıştırdılar bu insanlar. Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar Belediyesi ile belediye başkanlarının arasının bozulmasına sebep oldular. Yani dedikodu mekanizması, tekrar altını bu çizmek istiyorum, dedikodu mekanizmasını faaliyete sokarak iki belediyenin uyumsuz çalışmasını sağladılar. Bunları hani birebir biliyoruz biz örnekleriyle. Bu benim burada söylediğim bir şey değil. Defalarca kez gündemimize, şeyimize geldi. Yani Seferihisar'ın bir anlamda hizmet alamamasına sebep oldu. 5 yıl boyunca bir belediye başkan yardımcılığı koltuğu işgal etti. Hiçbir şey yapmadı. Seferihisar adına dişe dokunur hiçbir şey yapmadı. Bir tane problemi çözmedi. Daha da problem yaratmaya devam etti. Bu seçimlerde dosya verdi. Ben işi tepeden çözdüm, benim yerim garanti dedi. Sonra da dosyasını geri aldı. Neden anlattım bunları sana? Bir meclis üyesinin aslında bir partiye ne kadar zarar verebileceğinin görüntüsünü anlatmak için anlattım bu hikayeyi. Başka örnekler var mı? Tabii ki var. Aklıma şu an o geldi. Onu anlattım. Neden önemli? İşte bu yüzden önemli. Neye dikkat etmek lazım? Gerçekten hizmet edip etmeyeceğine dikkat etmek lazım. Yani bu insan gerçekten hizmet edecek mi? Etmeyecek mi? Yoksa kendi tatmini için mi geliyor ve de hep de biliyorsun dedik ya, projeniz nedir, Seferihisar'a ne katacaksınız, çalıştığınız ekiple yani amacınız ne kardeşim, kendi işinizi gördürmek mi yoksa gerçekten ilçe için bir şeyler yapmak mı? Bak kötü örnek anlattım az önce sana.
Ve bu dönem ne yazık ki kötü örnek çoktu. Bizim artık iyi örneklere ihtiyacımız var. Bunu şöyle bitirmek istiyorum sana. Yani net anlaşılsın diye söylüyorum. Biraz da arif olanlar olacak. Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ya Ali, senden önceki halifelerin ardında bu kadar fitne fesat yoktu. Senin zamanında niye böyle oldu diye soruyorlar. O da diyor ki, onların arkasında biz vardık, bizim arkamızda siz varsınız. Bence arif olan anlar diyelim, böyle de bırakalım. Evrim abi, seçimlere yaklaşık 40 gün kaldı. Buradan biz hep başkan ya da başkan adaylarına atıfta bulunduk. Biraz da halka söylemek istediklerim var mı? Bunu neden soruyorum? Birçok seçim görmüş, geçirmiş, hatta yakından siyasi olarak yakından görmüş bir insansın. Halktan olan, halka söylemek istediğin şeyler var mı? Evet, güzel soru. Dediğin gibi hep en başından beri aday adaylarına, adaylara, meclis üyelerine, ilçe başkanlarına, onlarla program yaptık. Hep onlara şuna dikkat edin, buna dikkat ettin falan dedik. Bazen biraz üst perdeden konuştuk, onlar bozuldular. Bazen yapıcı konuştuk, bazen eleştirdik. Birçoğu arkadaşımız, dostumuz, evet, hep bugüne kadar dediğin gibi yaklaşık 5-6 aydan beri onları konuştuk. 42 gün var ve 40, yani işte şeyler de belli olduktan sonra, listeler de belli olduktan sonra 40 günlük bir süreç olacak. Evet, vatandaşlara bugüne kadar söylediklerimize dikkat ederek oy vermelerini istemek lazım. Ülkenin gündemini iyi takip etmelerini istiyorum ben onlardan. Gerçekten yanlış gördükleri şeylere itiraz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaten o insanların tercihlerini belirleyecek mürüvvet. Bir partiye yakınlık, bir adaya yakınlık, projelere. Yani mesela bu dönemde benim siyasilerden çok fazla proje göreceğimiz, lansmanların yapılacağını tahmin ediyorum. Ve vatandaşların da bunları gerçekten dikkatle izlemelerini, ama bir de bu projelerin kaynaklarını da sormalarını istiyorum. Evet, siz bu projeyi yapacaksınız ama bunun kaynağını nereden yaratacaksınız diye sorgulamalarını istiyorum. Böyle olursa adaylar daha gerçekten çalışkan hale, üretken hale geleceklerdir. Aslında vatandaş tetikler siyasileri. Bir de bir ricam var. 10'lu, 11'li, belki de 12'li seçime gideceğiz. Miting meydanları, arabalar, seçim ofisleri belli ki çok hareketli bir 40 gün geçecek. Seferhisar'da da bugüne kadar seçimlerde hep böyle gerçekten çok ufak tefek şeyler olmuştur. Taşkınlıklar olmuştur. Ve partinin büyükleri, partilerin ileri gelenleri de buna hep engel olmuştur. Herhangi bir kavga çıkmasına, herhangi bir tartışma olmasına engel olmuştur. Gençler bu konuda ateşli olur, istekli olur. Kanları kaynıyor, tepki verebilirler. Yine partilerin abileri, büyüklerinin onlara sahip çıkıp bu olaylara oluşmadan engellemesini gerçekten istiyoruz ve diliyoruz. Çok keyifli bir seçim ortamı geçirmek istiyoruz. Vatandaşların da yapılacak canlı yayın programlarına aktif şekilde katılıp sorularını gerçekten sor. Yani bizim sorduğumuz sorular da bazen yetersiz kalıyor. Bazen atlayabiliyoruz. Vatandaşın orada canlı yayınlarda özellikle gelen konuklara kafalarından geçen ne varsa gerçekten sormalarını, yani bu bütün sosyal medya platformlarında, haber platformlarında yapılan programlara ciddi katılım göstermelerini ve gerçekten soru sormalarını, akıllarından geçen merak ettikleri şeyleri gerçekten sormalarını istiyorum. Hani barışçıl bir seçim geçsin, rekabetçi bir seçim geçsin, projelerin bol bol olduğu, vatandaşın da gerçekten bol bol katıldığı ve ona göre de sandığa giderken oy vereceği adaya vicdanı rahat bir şekilde oy verebileceği bir seçim istiyorum ve diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylarından Köksal Yıldırım bir beyin kanaması geçirdi. Siteleri, haber sitelerini takip edenler zaten biliyorlar. Yoğun bakımdan çıktı kendisi. Normal odaya alındı. Yakınlarıyla görüştü. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Bu bizim için sevindirici bir haber. Kendisini konuk da etmiştik yayınımızda. O da son ana kadar İsmail Yetişkin'le birlikte iddialı bir yarış sürdürdü. Hastalandığında, yani bu rahatsızlığı yaşadığında ilk gidenlerin
İsmail İçkin ve Gökhan Pelivan olduğunu, Deniz Tolga Genç zaten sürekli yanındaydı Köksal Yıldırım'ın. Ama ilk gidenler İsmail İçkin ve Gökhan Pelivan. Neden özellikle bu isimleri söylüyorum? Çünkü çok ciddi bir yarışa girip son ana kadar aday olma yolunda hareket etmiş iki aday ve iş sağlık olduğunda ilk koşarak onların gitmesi aslında demokrasi denilen şeyin bu olduğunu, insanlığın her şeyden daha önemli olduğunu gösteriyor. Bu anlamda Köksal kardeşimin sağlığına en yakın zamanda kavuşacağını umut ediyorum. Çok da istiyorum. Sürekli de takip ediyorum. Bir an önce iyileşsin, bir an önce aramıza dönsün istiyorum. Tekrar Seferisar TV ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erim abicim, sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim cevapların için. Ben teşekkür ederim Mürüvvetciğim. Bu kadar yoğun bir temponun içinde gündemi takip edip sorularla karşıma geldiğin için ben teşekkür ederim sana. Caner Bey, size de her ne kadar arkada sürekli volta atsanız da hapishanedeki gibi size de teşekkür ederiz. Yönetmenimizsiniz, eleştiremiyoruz sizi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.